çalışmaları için COVID-19'a karşı bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yarışta Türkiye'yi bir adım öne geçirmek için kurulan bir merkez olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek güvenlik önlemleri var burada. Bizler de şifreli kapıları geçtik diyelim. Ve Doçent Doktor Bediye Dinç hocamızın yanına geldik. Hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar, kolay gelsin hepinize. Hocam şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu merkezin, klinik araştırma merkezinin önemi ne, ne faydası olacak? Bununla başlayalım. Covid-19 özelinde konuşacak olursak dünyanın ne kadar büyük bir aşı çıkmasında olduğunu görüyoruz. Ülkeler arasında aşılarla ilgili çok büyük savaşlar dönüyor ve biz bu noktada kendi aşımızı geliştirme yarışında bir adım öne çıkmayı planlıyoruz. Ülkemizde bildiğiniz gibi çok fazla sayıda aşı çalışmaları var. Fakat hayvan deneyleri tamamlanmış çalışmalarda İnsan çalışmalarına geçmek için, faz çalışmaları yapılması için böyle bir merkeze ihtiyaç vardı. Bu merkez bu kapsamda kuruldu. Merkezimiz ilk etapta faz 1 çalışmalarının yapılacağı bir merkez ve güvenlikli bir merkez dediğiniz gibi donanım olarak sadece merkezde görevli kişilerin girebileceği bir merkez. Şifreli kapılar, gönüllülerimizin bilgilerinin paylaşılmayacağı bir merkez. Öncelikle gönüllerimiz buraya başvurduğunda, aday olarak başvurduğunda bir takım testlerden geçecekler ve bu testler kapsamında gönüllü olmaya uygunlarsa eğer biz o kişileri gönüllü olarak aşı çalışmalarımızı alacağız. Şunu da altını çizmekte fayda var sanırım. Aşının yanı sıra ilaç çalışmaları da burada devam edecek diyebiliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Bu merkez öncelikle tabii COVID pandemisi dolayısıyla aşı çalışmalarına yol gösterici ve destekleyici olmak amacıyla kuruldu ama bundan sonra tüm Türkiye'den hatta uluslararası ölçekte firmalardan faz 1 çalışmaları yapılmak üzere çeşitli kabuller alacağımızı düşünüyorum. Aslında diğer merkezlere göre Türkiye'de belli başlı merkezler var ama Türkiye'nin en büyüğü diyebilir miyiz burası için? Doğrudur. Teknik donanım ve alan olarak, fiziki yeterlilik olarak olan merkezler için de en iyisi diyebilirim. Avrupa standartlarında bir merkez. Burada 20 yatağımız var. Gönüllülerimizi yatarak faz 1 çalışmalarında güvenlik ön planda olduğu için yatarak takip edeceğimiz yataklarımız var. Aynı anda 2 veya 3 aşı veya ilaç çalışması yapabileceğimiz bir alanımız var. O zaman dileyelim, güzel haberler duyuralım bundan sonra buradan. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ankara Şehir Hastanesi'nde klinik araştırma merkezindeydik. Detayları aldık uzmanımızdan diyelim. Söz yeniden İstanbul'a bırakalım.